Evet merhaba selamlar bu videoda sizlerle birlikte Vivo V21e'yi kutusundan çıkartacağız. Kutu açılış yapacağız sadece. Çünkü V21 inceledim. Aslında ikisi beraber gelmişti bana. V21 E dedim ki o videoyu hiç karıştırmayayım. Onun da kutusunu ayrıca açarım. Sebebi de şu. Hem bu model V21 serisinin ucuz modeli hem de içindeki işlemci Snapdragon 720G. Şu an benim bildiğim piyasada işte 3800 bandından başlıyor. 6000 liraya civarına kadar birçok Android telefonda kullanılan bir işlemci. Belki hani fikir verebilir diye ama kutusundan açacağız ve sadece çektiği videoları, fotoğrafları göstereceğim. O yüzden bu bir kutu açılış videosu. Onu baştan söyleyeyim. Karambit şey, yavru karambit. Bu arada bir şey söyleyeyim. Önceki ilk videoda da söyleyecektim de. Şurama kadar geldi söyleyemedim. Bunu da söyleyeceğim artık ya. Bence Vivo'nun bizdeki en büyük şanssızlığı Euro 2020 sponsor olup Türk milli takımının en başarısı turnuva geçilmesi şanssızlığı var ya adamlarda. Hakikaten bir mark olarak. Adamlar diyordur yani hakikaten her çok iyi gidiyor bu Türkiye. Ne oldu ne bitti de böyle oldu falan diye çok düşündür ama en büyük şanssızlığı bence evet bu, milli takıma sponsor olmuş olmasıydı. Kutusundan çıkartıyoruz. Arkasında kutunun e-mail'i işte e var ve Renk elmas yansıması diyor. Birçok yerde görmüşsündür. Bence hakikaten güzel bir tasarım var. Kişiden kişiye göre değişiyor ama ben bu V21'in tasarımını V20'den daha çok beğendim. Zaten açınca Anımsayacaksınız telefonu. İlk defa Vivo telefon markası duyanlar, izleyenler için aslında diğer videoda anlatmıştım Vivo'yu. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çok köklü bir marka aslında hakikaten. Birçok yeniliği, en bilindik mesela şey, ekranın arkasında gömülü parmak izi okuyucusunu çıkaran ilk firma Vivo. Bunun gibi birçok yeniliği var. O videoyu izlemek istenen izleyebilir V21'i. Orada anlattım aslında Vivo'nun şeyini. Bu sadece kutu açılışı gelmişken, açalım dedik. Çünkü bir yandan fiyat bandı olarak daha çok kişinin erişebileceği fiyatta bence. Şimdi kutusundan cihaz çıkıyor. Cihaza geleceğim. Arkası çok güzel. Ve kutu içine bakalım. Yine şeffaf kılıfımız çıkıyor. Şöyle fik fikimiz. Yani sim kartı çıkaran iğne. Bir önceki modelle sanırım aynı. 33 Watt'lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Yani V21 ile aynı kutu içine sahip neredeyse ki bence öyle. Kutular aynı ya. İçinden farklı bir şey çıkmıyor. Bu arada bu 33 wattlık şarj aleti telefonunuzun %66'sını 30 dakikada doldurabiliyormuş. Aklınıza bulunsun. Bir taraf tip A, diğer taraf tip C. Şarj kablosu. fazla kurcalamaya gerek yok. Yine kulaklıkta çıkıyor. Kulaklığında şöyle 3.5 mm jack girişi var. Evet, kutu içeriği bu şekildeydi. Şunu aslında direkt şöyle düzgün bir şekilde kapatabiliriz. Gelelim telefona. Telefon hakikaten... Şimdi açınca göstereceğim. Açabilirsem göstereceğim de. Şaka gibi. İçinden çıkarttım şöyle. Hazır mısın Gökalp? Çok hazırım. Aa. Nasıl? Bu ne ya böyle? Bence güzel tasarım ya. Çok güzel. Size böyle. göstereyim. Sanki size göstermiyormuşum gibi burada. O da ayrı konu da. Değil mi? Ya bence bu ana modelde olması gerekiyordu gibi geliyor bana. V21'de. Ama hani çok ekstrem bir yani nasıl diyeyim keskin ya hatları. Hmm. Bazı insan mesela keskin hatlı şeyleri sevmez. Böyle şimdi... Herkese hitap Aynen mesela. Bir araba vardı. Citroen'in e, DS7 var biliyorsun değil mi? DS7'yi. E, Jeep olan. Jeep olan. Büyük evet, olan. Biliyorum. Onun iç konsolunu biliyor musun? Böyle biliyorum. çok keskin keskin böyle. Ben... Muhteşem ama bence. İşte ben mesela sevmiyorum onun iç konsolunu i̇lk böyle bir e, Tekno zamanı teste gelmişti böyle bir bindim. ve çok iriti olmuştum böyle çok üçgen, çok keskin keskin. Mesela, evet, tam tersi çok beğenmiştim. Bunda mesela renk geçişleri falan hiç şey değil. Belki hani ondandır bilmiyorum. Ya da belki bundan sonraki modelde ana şey bu, bu şekilde olacaktır. Ekranın şey, arka tarafı bu. Bence gayet hoş. Çok iyi Bunu da beğendim işin garibi. Demek ki ben DSD beğenmedim. Neyse. O zaman da 400 bin liraydı DSD. 400 bin lirayken... i̇ki sene, üç sene mi ne oluyor çıkalı? sıfırı 2018 kasası herhalde. neyse canımızı sıkma şimdi evet şimdi e, A3 500 bin lira araba araba bakıyorum da bulamadım almayacaksın alma diyorlar ya alma Alma da yani 2019 Kasım ayında ben araba bakıyordum. O zaman dediler ki alma. Yani baktığım araba 115-125 bin arasıydı. Yani 115'ti. Sonra 2 haftada 125 oldu araba. A3 bakıyordum. Audi A3 2017 ikinci el er, 2019 Kasım'da. Sonra araba 175 oldu. Böyle fırladı. Ben de en son 2020'nin Şubat'ında dedim ki araba kiralayayım şirkete. Keşke alsaymışım hakikaten. Herhangi bir coin'den daha değerlenmiş olurdu şimdi. Yok değerlenmedi aslında. Şimdi hani şöyle düşünün. O zaman o araba 2 yaşındaydı olacaktı. Şimdi araba 4 yaşında. 2017 Audi A4'ten bahsediyorum. İkinci 175 bin o zaman şimdi bir 400 bin lira. İkinci el piyasası çöktü yani şu an. Zaten. Ama hani aldım sattım desem kim alacak o arabayı? Hadi sattım birine. Üstüne ne koyup da model yükselteceksin? Arabanın 2019'u 1 milyon olmuş ya 2015 neredeyse. 2015 model Mercedes 400 bin lira işte. Çok garip yani. Bu da bizim dert işte yani. Allah başka dert almasın tabii de. Evet, Ama hani garip evet, yani. Yani çok derdimiz var tabii de yani bu keza telefon fiyatları da böyle aynı olduğu için bence. Yani şimdi ben size desem ki bu telefonun yurt dışı fiyatı 240 Euro. Yani o yüzden bir şekilde etkiliyor her şey birbirini. Çık git oğlum çık git. Tamam tebrikler telefonunuz kuruldu diyor. Evet burada da yakın çekim alabiliriz. Detay kurulum bitti. Evet ekranımız 6.44 inç AMOLED full view diye geçiyor. Ee, ön tarafında gördüğünüz gibi kamera var. Kamerası f2.0 diyafram aralığına sahip 44 megapiksel. Ee, 1080p'de 30 kare video çekebilen bir kamera. Kameraya girmişken arkasında göstereyim. Arka kameramızda ana kameramız 64 megapiksel. 1.9 diyaframa sahip. 8 megapiksel geniş açı var. O da F2.2 diyaframa sahip ve 2 megapikselde makro kameramız var. O da 2.4 diyaframa sahip. Bu arada arka kamera 4K'da 30 kare video çekebiliyor. 1080p'de de yani full HD'de de 30-60 kare video çekebiliyor. Tasarımıyla devam edeyim mi? Madem kutu açılışı yaptık, şöyle göstereyim. Yan tarafında ses açma, kapama ve power tuşumuz var. Sol, sol tarafında SIM kart girişimiz var tepesinde herhangi bir şey yok. Alt tarafında kulaklık girişimiz var, Type-C girişimiz var, hoparlörümüz var. Videonun başına söyledim, Vivo ekran altına parmak izini koyan ilk şirket. O yüzden diyor ki ben bunu da parmak izini ekranın altına koydum diyor. Onu da başladı. Arka sokaklar kameramanı gibi hissettim kendimi ya. Aktüele geçince mi? Hmm. Vlog'lara başladım da o yüzden böyle biraz aktüelle çekimdik normal çekimleri de. Mesut komisere zoom yapıyorum sanki. Ha. <laughs> Hakikaten <he. gülüyor> Şey, Behzat ilk bölümlerinde Canon 650 ile çekilmişti. Mark diyebiliyorum ben. Ben de 650D diyebiliyorum. Hatta o zaman biz ta diğer eski kanalda, ilk kanalda 650D kullanıyorduk. Hatta şey diyorduk bak Behzat Ç'e buna iyi vardı. Başka belirtmedim ne var? 8 çekirdekli Snapdragon 720G kullanılıyor işlemci olarak. 8 GB RAM'i var, 128 GB dahili hafızası var. Bir şey daha anlatacaktım. Bir şey daha anlatacaktım, unuttum bak. Ne anlatacaktım? Hı. Hmm. 4000 mAh pili var ve Bluetooth 5.1 ile geliyor. Dediğim gibi Vivo ülkemizde bilinmeyen bir marka. Zaten ilk video yüzden benim az izlendi mesela. Yani böyle hakikaten insanlar yani daha yeni girdi zaten Türkiye'ye. Bu arada fabrika kurup girdi. Ama böyle de güzel bir alternatifi olan bir cihaz. Yani ben malzeme kalitesine güveniyorum ama tabii ki de ben yıllardan beri hani haber de yazdık vakti zamanda Vivo ile ilgili. Cihazlarını da az buçuk dışarıdan takip edebiliyorum. Bana normal geliyor. ama dediğim gibi bu cihazın fiyatı 240 euro. Türkiye'ye böyle geliyor. Evet, siz alır mıydınız, almaz mıydınız? Böyle bir telefon kutusundan bunlar çünkü kutu açılışı videosu çektiğim için hızlı bir şekilde kapatıyorum. Ben yine ofis ortamında çektiğim fotoğrafları, videoları hızlı bir şekilde e, videonun sonuna ekleyeceğim. Bir klip yaparız. Beğendiniz mi? Tasarımı şık mıdır, değil midir? Açılma kısmında fiyatı var. Benim bildiğim şu an Vivo sadece e, Teknosa'yla sanırım satış yapıyor. başka, başka yerde göremedim. Hani bu ya da kendi koyarım. Hani şöyle çünkü başka bir şey koyuyor, reklam zannediliyor. Oradan bakarsanız. Kendinize çok iyi bakın. Böyle bir kutu içeriği böyle bir telefonlu. Bu şekil. Vivo herhangi bir gruba ait değil değil mi yani? Kendileri bir grup. Aslında bir şeyi var. Huboy'in öyle bir marka falan, öyle bir grup da var yani böyle. Olmazsa yazarız aşağıya, Vivo grubu. Yok o düşündüğün... Buraya şey alakası, burası, ...markayla şey. alakası yok. <laughs> evet, böyle bir videoydu. Kısa kestik. Kendinize çok iyi bakın, başkalarıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü vloglar geliyor. Belki de gelmiştir bu videodan önce koymuşumdur. Büyük ihtimalle bu video önce koyacağım ben. Çünkü Vivo'dan aradılar dediler ki cihaz almamız lazım. O yüzden video çekiyorum şu anda hızlı bir şekilde. Onları da mağdur etmeyeyim. Söz verdim. Öyle. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. just keeps turning and here i am still learning about what it is that you need what it is you bleed for longing in your name deeply burning for you are you staying with me